Kıymetli izleyenlerimiz, din hayattır. Din ve hayat üst başlıklı sohbetlerimizde bugün konumuz İslam düşüncesinin oluşumu ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sinan Öge hocamıza misafiriz. Hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Ergün Bey, hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Siz değilsiniz inşallah. Hayırlı Ramazanlar olsun. Amin, Ramazanımız hem sizlere hem bizlere hem de tüm biz böyle hem kendimiz olsun. İçin hem izleyicilerimiz için bir bilinçlenme süreci olarak gördük bu Ramazan'ı. Böyle geziyoruz odalarınızda, alabileceğimiz kadar. Tabii biraz sizin anlattıklarınızda maharet ama biraz da biz ne kadar alacağız hep beraber, o da önemli. Hocam, İslam düşüncesinin oluşumu üst başlığı dedik. Tabii şöyle bir çelişkiye düşmeyelim diye bir şey izah etmek lazım önden. Çünkü İslam 610 yılında ilk vahiy ile inmeye başladı. 632 yılında Efendimizin vefatıyla tamamlanmış bir din. Ama biz İslam düşüncesi diye ayrı bir şeyden de bahsediyoruz. Nedir bu? Buna dair bize böyle bir kapı aralarsanız. Buyurunuz hocam. Ben de öncelikle hem sizlere hem de tüm halkımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah. Tabi İslam aslında 610'da inmeye de başlamadı. Malumunuz Cenab-ı Hakk'ın insanla iletişimiyle birlikte İslam başladı. İnne dîne indallâhil İslam ayetini hatırlarsak Allah katında din İslam'dır. Dolayısıyla önceki bütün peygamberler vasıtasıyla bildirdiği mesajlar, bütün muhteva aslında biz İslam diyoruz. Ama tabii ki resmiyette artık bugünkü sosyolojik adlandırmalarla İslam dini deyince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle son tebliği yapılan boyutuyla aklımıza geliyor ister istemez. Şimdi İslam düşüncesi tabii genel bir muhteva, genel bir kavram. Bu kavram kullanılırken iki boyut temelde akla geliyor. Birincisi İslam medeniyetinin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkmış düşünce anlamına gelebilir İslam düşüncesi. Hatta yine bu bağlamda mesela İslam felsefesi dediğimiz zaman sadece Müslümanların ürettiği felsefeyi değil, İslam coğrafyası, İslam hakimiyeti içerisinde ortaya çıkmış felsefeyi de kastedebiliyoruz. Yani bu tür kullanımlar da söz konusu. Ama daha çok Müslümanların ürettiği düşünce anlamında. Dolayısıyla bir bu coğrafyada çıkmış düşünce ya da İslam düşüncesi dediğimiz zaman Müslümanların ürettiği düşünce anlaşılabilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu dinin bir iniş, tamamlanış süreci var. Bundan sonra da gelişen bir düşünce sistematiği var. Genelde akademisyenler, batılı araştırıcılar, ülkemizdeki düşünürler İslam düşüncesi derken kelam, felsefe, tasavvuf bağlamında İslami ekollerin ürettiği düşünceleri ele almaya çalışır. Ve genelde tarihsel süreç olarak da 2. 3. asırdaki, biraz sonra belki konuşacağımız o ilk fikri ihtilaflar, dolayısıyla ilimlerin oluşumu süreciyle düşünceyi başlatırlar. Ancak ben açıkçası düşünce deyince oradan başlatmak istemiyorum. Kur'an'la başlatmak istiyorum. Yani İslam düşüncesi İslam ilimlerle değil Kur'an'la başladı, vahiy ile başladı. Çünkü din sadece bir inanma değildir. Elbette ki temeli imandır. Allah ile insan arasındaki ilişki iman üzerine kurulmuş bir ilişki. Özellikle insandan Allah'a yönelik temelde imanla başlar. Kişi peygamberi Allah'tan getirdiği hususlarda tasdik eder, böylece mümin olur. Ama bu iman rastgele bir kabul, körü körüne bir taklit, bilinçsiz bir onaylama değildir. Malumunuz Kur'an Arap düşüncesini, cahiliye düşünceyi tenkit ederken temel eleştirdiği hususlardan birisi akletmeme, taklit etmedir. Önceki pek çok inançsız toplumda olduğu gibi cahiliye toplumunda da aynı şey söz konusu idi. Yerleşik bir şirk kültürü, bir atalar kültü mevcut idi. Peygamberimizin davetine, tebliğine gösterilen temel reaksiyonlardan, itirazlardan birisi taklit. Yani peygamberin davetini, anlattıklarını akla aykırı diye, vicdana aykırı diye,
ruha aykırı diye, hakikate aykırı diye reddetmediler. Hem tarihi kitaplardan hem Kur'an'dan gördüğümüz kadarıyla böyle bir itirazları yok. Bizi atalarımızın dininden alıp. Evet. Genelde temel tepki veya kabul etmeme toplumsal anlamda sebebi avamın özellikle taklit boyutudur. Hani elit kesimlerin kibirleri, makam kayıpları, bu tür endişeleri söz konusu olabiliyor. Ama bunun dışında özellikle avam açısından tabi oldukları, boyun eğdikleri, düşünmeden körü körüne taklit ettikleri büyükleri, ataları, gelenekleri mevcut. Dolayısıyla peygamberin daveti, tebliği bu geleneği sarsan, geleneğin yanlışlığını ortaya koyan yeni bir söylemdi. Buna akli itirazları olamadığı için taklide sığınarak sen bizi atalarımızdan bulduğumuz yoldan geri çevirmektesin dediler. Bu anlamda bilinçsiz bir taklit, akli ya da vicdani temellendirmesi olmayan bir inancın insanlara tarih boyunca hiçbir zaman hayrı olmamıştır. Dolayısıyla Kur'an eleştirdiği bu taklit durumunu, körü körüne bağlılığı elbette ki benimseyecek değil. Dolayısıyla yeni bir hayat başlayacağı zaman, inanç hayatı, Cenab-ı Hak bunun da taklit üzerine olmasını istemiyor. Yani cahiliyenin taklidi tenkit edilirken yeni bir taklit türü üretilmemeli, üretilmez zaten. O nedenle Kur'an rahattır, İslam rahattır, bütün öğretilerinde, bütün inanç sisteminde muhatap aldığı insanın düşünmesini ister, akletmesini ister, tedebbür etmesini, tefekkür etmesini, taakkul etmesini, yani akletmenin de pek çok versiyonu ifade edilir. Dikey düşünme, yatay düşünme, başlangıcı düşünme, neticeyi düşünme, kıyas yapma, ibret alma maksadıyla düşünme şeklinde, yani aklın sonuç elde edebileceği, anlam çıkarabileceği her türlü düşünmeye yönlendirmiştir. Ve bunun neticesinde inanmanın oluşmasını istemektedir. Dolayısıyla Kur'an'ı kabul, Kur'an'ı tefekkür insanı inanmaya yönlendiren bir tefekkürdür. Genelde şuna alışmışızdır, biraz da Hristiyan skolastik yapının ürettiği bir netice olarak, din varsa düşünme yoktur, düşünme veya varsa din yoktur şeklinde. Orta çağda böyle bir netice ürettiler maalesef. Ve nihayetinde malumunuz Batı dini reddederek düşünceye ulaştı. Ya da düşünmek için dini reddetmek zorunda kaldı. Çünkü kilise din adına, Tanrı adına akletmeyi, tefekkür etmeyi sınırlayan, engelleyen, bunun yerine kendi dogmatik söylemlerini bilinçsizce, sırf kilise istiyor diye, Tanrı istiyor diye kabul etmeyi önermişti. Çünkü akli bir zemin oluşturamıyordu. Akli bir zemin oluşturamayan insan kör körüne teslimiyet ister. Otoriteye boyun eğmeyi ister. İşte Kur'an cahiliyenin bu taklide dayalı otorite anlayışını reddetmişti. Benzer şekilde aslında dünyanın her tarafında akletmeye dayanmayan, fıtrata, vicdana dayanmayan bütün kabuller reddedilmelidir. Kur'an böyle bir başkaldırı bir anlamda ortaya koymuş oldu. Ve böylece yeniden iman nesli oluşturulurken düşünerek iman eden, düşündüğü için iman eden bir nesil olsun istenmiş oldu. Bu yönüyle de Kur'an sürekli tefekküre, akletmeye davet etti. Malumunuz pek çok ayette hayata dair ne varsa düşünülmesi istenmiştir. Şimdi çok fazla soyut düşünceye alışık olmayan bir toplumda aslında Araplar, yani Kur'an'ın nüzul ortamında genelde işte inanç bakımından bir taklide bağlılar. Onun dışında hayatlarıyla alakalı ticaret yapacaklar, seyahat yapacaklar. Bununla bağlantılı somut dünyevi ilişkiler bağlamında bir düşünce. Yani buna biz biyolojik düşünme diyebiliriz. Şu anda da olan her insanın geçimini sağlamak için, hayatta kalmak için, biyolojik canlılığını, varlığını sürdürmek için normal yaptığı basit düşünceler. Aslında bunu hep söylerim. Yani bu anlamda bir yaşam için akla da ihtiyacımız yok aslında. Yani sırf yeme içme, biyolojik varlığımızı sürdürmek için bu müthiş potansiyele sahip akla ihtiyacımız yok. Nereden diyecek olursanız, hayvanlar bizim için en güzel örnektir. Bazen öğrencilerime espri olsun da diye söylerim. Yani bu anlamda hayvanlar bizden konforlu yaşar. Yani yeme, içme, biyolojik canlılıklarını sürdürmek için tabiat zaten sistem kurulmuştur.
çok üstün akla gerek yoktur. O güdüleri, hayvanların yaşamsal güdüleri onları avlanmaya, yemeye, içmeye, üremeye sevk ediyor zaten. Şimdi biz insan olarak da sırf bunun için yaşayacaksak, yani yeme, içme, türeme ve ölme, bunun için hayvandan farkımız kalmaz, akla ihtiyacımız yok. Öyleyse bu akıl çok daha özel bir anlam taşıyor, ilave bir değer taşıyor. O nedenle tarihte olduğu gibi günümüzde de aklını sırf iş için, evlilik için, işte geçinmek için kullanıyorsa insan, bu akıl zayi ediliyor demektir. Dolayısıyla ilave bir anlamı var demektir. İşte Kur'an bu ilave anlamı, bu ilave değeri ve belki bizi meleklerden farklılaştıran, o Hazreti Adem'in ilk yaratılışındaki diyaloğu hatırlarsak, meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği özel bir değerimiz var ki orası akıl, akletme boyutu. İşte bu yön bizi diğer canlılardan, diğer varlıklardan ayıracak yöndür. Kur'an bizim bu yönümüzü yine dikkate sunarak, önem vererek, hatırlatarak akletmemizi ister. Böylece Müslüman kültürün, İslam kültürünün akletmesi Kur'an'la başlamıştır diyebiliriz. Yani az önce vurguladığım gibi Batı'da, Hristiyanlık'ta düşünme, akletme dinden sonra, dinden ayrı, dinden bağımsız olunca gerçekleşen bir süreç. O yüzden din ve akletme böyle çok yabancı durur gibi gösterilmiş. Ve maalesef bize de bu batılılaşmanın olumsuz tesirlerden birisi olarak aynı kategori, aynı paradigma yerleşmiş. Düşünme deyince dinden bağımsız bir alan gibi geliyor. Oysa tam aksine biz de, yani bu işin yıllardır içinde olan bir öğrenci olarak, öyle diyelim artık, bir insan olarak fark ettiğim o, din deyince tefekkür, din deyince akletme, düşünme, üretme, içtihat vesaire, bu gelir. Yani batıdakinin tam aksine. Ama hala piyasada onu görüyoruz. Kasıtlı olarak da oluşturulmaya çalışılıyor. Dindar deyince inanan ama düşünmeyen, dindar deyince cahil, bir şey bilmeyen bir imaj oluşturulmaya kasıtlı olarak çalışılıyor. Oysa tam aksine Kur'an da bu muhtevadadır. İlimlerimizin tarihi de bu muhtevadadır. Dolayısıyla İslam medeniyeti, evet, bir duraksama, çöküş yaşamış olsa bile ana hat olarak, ana görüntü olarak sürekli düşünen, üreten bir medeniyettir. Dolayısıyla Kur'an bu tefekkür medeniyetinin doğduğu kaynaktır. Tefekkürü bilmeyen bir nesne, bir millete akletmeyi, tefekkürü öğretmiş bir kitaptır diyerek doğuşunun Kur'an'la ifade etmiş olalım. Ne güzel hocam. Bunda bizim de dahilimiz var mı hocam? Bu böyle algılanıyor ama yani bu bizim dahilimiz şöyle olabilir. Bizim dahilimiz nedir burada mesela? Eyvallah. Şimdi hani hep Batı'yla mukayese yapıyoruz. Çünkü yaşanmış tecrübelerdir bunlar. Tarih bunun için okunur. Batı'da kilisenin temsil ettiği bir din anlayışı vardı. Kilise dediğimizde nihayetinde din adamlarıyla teşekkül ettirilen ama tarihten itibaren Tanrı'yı temsil ettiği iddiasında olan, işte ruhban sınıfı dediğimiz bir yapı. Dolayısıyla kilise şahıs üzerinden temsil ediliyor, din üzerinden temsil, Tanrı din, din şahıs üzerinden temsil ediliyordu. Ve böylece aslında beşeri ürünler, beşeri söylemler ilahiymiş gibi algılanıyordu. Şimdi bunun hakiki bir ilahi yönü olmayınca yanılmaları, sürçmeleri, hataları da bariz bir şekilde ortaya çıkıyordu. Yani aslında insanlar hevalarıyla, bireysel tecrübesi artık nereye kadarsa bununla konuşuyor. Ama Tanrı böyle buyuruyor diyor idiler. Ve nihayetinde bunların yanlışlıkları ortaya çıkınca dine güven sarsılıyordu. Yani Tanrı böyle dedi ama hakikat bu değil. Tanrı böyle dedi ama vicdanım aslında bunu kabullenmiyor. Zıtlığına düşürüldü insanlar. Yani insani suç Tanrı'ya mal edilmiş oldu. Hani Nietzsche'nin nihayetinde Tanrı öldü, ölmediyse bile öldürülmesi lazım söylemini düşünürsek, öldürülmek isteyen bir tanrı vardı Batı'da, Hristiyanlık'ta. Çünkü hayatlarını mahvediyordu hakikaten o tanrı inancı. Kilise yüzünden, din adamları yüzünden. Şimdi bunların böyle bir realitesi var. Hakikaten akılla vicdanla çatışan bir din sunumu var. O yüzden insanlar akıllarını kurtarma adına dinlerini terk etmek zorunda kaldılar. Yani sekülerizmin, Batı'daki laikliğin doğuş felsefesi budur. Hayatlarını, dünyalarını, akıllarını kurtarma adına
dine mesafe koymak zorundaydılar. Çünkü çelişiyordu hakikaten. Dini terk etmediler, bir yere koydular. Yani sınırlama, yani ya tümden terk eden işte ateizm felsefesi yaygınlaştı malumunuz veya onun biraz daha yumuşatılmışı Tanrı'yı da reddetmeyelim diyenler, deizm dediğimiz, yani Tanrı yaratıcı olarak dursun ama hayatımıza karışmasın şeklinde aslında aynı kapıya çıkan bir anlayış. İşte bunun siyasal uzantısı, bilimsel uzantısı dediğimiz materyalist, pozitivist fizik anlayışı, bilim anlayışı, psikoloji anlayışı şeklinde ateizmin türevleri dediğimiz hayatın her alanına yönelik Tanrı'yı, dini dışlayan, kutsalı dışlayan yaşam felsefesi gelişti. Kendince haklıydı, onu söyleyelim. Hani biz ateizm deyince hemen bir tepki gösteririz. Veya batıdaki diyelim Nietzsche'yi okuduğumuz zaman ilk okuyan böyle bir tepki göstermek ister. Ama kendi bağlamında düşündüğünüz zaman onlarınkisi, yani o zamanki ateizm, o zamanki deizm ahlaki bir çıkıştı. Çünkü hakikaten ahlakı, aklı sınırlayan bir kilise vardı. Şimdi bu bağlam kendi tarihi şartları içerisinde analiz edilmeli. Ama bize işte o batılılaşma sürecinde, Osmanlı'nın geri kalma malumunuz sürecinde biz nasıl gelişebiliriz, niçin geri kaldık tartışmaları yaparken benzer şekilde batıyla mukayese yapıldı. Ya bunlar dinlerini terk ettiler, dinden uzaklaştılar ve böyle gelişmeye başladılar. Öyleyse biz de aynısını yapalım diyenler çıktı. Ki o dönemde okumuşsunuzdur. İslamcılık denen akımda da habire şu söylem vardır. Mesela en azından Said Halim Paşa'nın Buhranlarımız kitabının ana muhtevası da odur. Yani bir tarafta Müslümanların geri kalmışlığı evet, ama diğer taraftan bu geri kalmışlığa sebebiyet veren din değil, bizim insanların halidir. Siyasi hatasıdır, askeri hatasıdır, sosyolojik hatasıdır, ilmi hatasıdır, fark etmez. İnsani hatadır. Ama dini temsil etmediğimiz için bizde, İslam'da dini temsil eden herhangi bir kurum, herhangi bir şahıs, herhangi bir cemaat, grup olmadığı için bireysel hatalar dine mal edilmez. Zaten ilkesel olarak dine bakıldığı zaman düşünmeyi, üretmeyi, akletmeyi, yeni şeyler üretebilmeyi emreden, buna kapı açan, fırsat veren bir din olduğunu da görünce insanların ya da Müslümanların hatası dine mal edilmez. Tarih boyunca da edilmedi. Ama işte bu süreçte Batı'yla bu anlamda yanlış bir kıyas yapılarak Müslümanların da geri kalmasına din sebebiyet verdi. Oysa bunun pratik hiçbir ispatı yapılamaz. Öyleyse dinden uzak durulmalı. Şimdi bu anlayış yerleşti bu ülkeye. Yani birileri tarafından kasıtlı olarak da yerleştirildi ve Cumhuriyet sürecinde de işletildi bu. Bu ideolojik bir bakıştı. Ve kasıtlı İslam dinini tıpkı Batı'da olduğu gibi hayattan koparmanın, Müslümanların günlük yaşantısından, sokağından, ticaretinden, hukukundan koparmanın ideolojik arka planıydı açıkçası. Bunu denediler. Tuttu oldu, tutmadı oldu. Böyle kesimler yetişti. Hala bakıyorsunuz bir ön yargıyla. Yani İslam'ı tanımadan, Müslümanları tanımadan ön yargıyla İslam geriliktir, İslam irticadır diyenler maalesef hala var. Bu kesimin hatası diyelim. Müslümanların hatası elbette ki olur. Müslümanlar da bir müddet sonra, yani genelde hani bizim İslami ilimler tarihi açısından söylüyorum, Hicri 8. 9. asırdan itibaren, miladi 12. 13. asırdan itibaren bir şerh ve haşiye dönemi diye hemen hemen bütün ilimlerde bahsederiz. Tabii bu dönem tartışılır aslında. Kimisi bu şerh ve haşiye dönemi de yine kendi o şerh ve haşiye kültürü içerisinde düşünce üreten bir dönemdir der. Doğrudur. Bunun örneklerini de görebiliriz. Kimisi de hayır, bu nihayetinde bu bir tekrardır. Şerh ve haşiye dediğiniz bir ana metnin aşamamak demektir. Onun anlamak için uğraşmak demektir. Dolayısıyla yeni bir tefekkür değildir der. Hasılı kelam bu dönem ister gerileme deyin, ister duraksama deyin, İslami tefekkürün biraz eski ritmine göre yavaşladığı bir süreçtir. Bu bir vaka. Evet, o şerh ve haşiye sürecinde de yine zeka işletilmiştir, tefekkür işletilmiştir ama nihayetinde bir asıl oluşmuş, artık bir sabitemiz oluşmuş. O sabite etrafında tefekkürdür. Ama o sabitemiz basit değildir elbette ki. Güçlü bir sabitedir, güçlü bir altyapıdır, birikimdir. Onun üzerinden bir tefekkürdür. Ama nihayetinde de alıştığımız o ilk dönemlerdeki, yani ilk 4-5 asır ki sürekli ivmelenen, ileriye doğru gelişen bir tefekkür süreci değil. Tekrar
ya da var olanı anlama tefekkürü. Ama yine boş değil. Onu ifade edebiliriz. Bu süreç devam etmiş ve nihayetinde yani 18. 19. asırda şu durum fark edilmiş. Biz var olanı tekrar ediyoruz. Doğru. Geçmiş zamanda kendi bağlamında ortaya çıkmış problemler çerçevesindeki düşünceyi tekrar ediyoruz. Yani aslında düşünce yeni değil. Düşüncenin çıktığı problem de yeni değil. Biz problemi naklediyoruz. Tefekkürü değil. Problemi. Şu problemi anlatıyoruz mesela 500 yıl önceki, 600 yıl önceki problem güncel değil. O günkü çözümleri de söylüyoruz. O günkü çözümleri de söylüyoruz. Evet, bu problem ve çözümleri kendi bağlamında tarihinde çok kıymetliydi, değerliydi. Ama o zamanın problemini çözüyordu. Problemi nakletmek sizdeki problemi çözmüyor. Yani güncellemeniz, mevcudu değerlendirmeniz, ona göre fikir üretmeniz lazım. Bu durum fark edildi Osmanlı'nın son döneminde. O nedenle değişik ilimlerde ihya dediğimiz, yeniden bir canlanma dediğimiz eğilimler başladı. Ceditçilik diye ifade edilen ya da ihyacılık, sonradan reformizm, modernizm şeklinde isimler alan yeniden düşünme süreci başlamış oldu. Bu süreç başladıysa durup dururken başlamamıştır. Bir ihtiyaç vardır ki başlamıştır. Dolayısıyla Müslümanların bir müddet sonra ister siyasal hükümranlığın verdiği gevşeklik deyin, ister hakikaten hayatı geliştirememenin neticesinde düşünce de gelişmez çünkü. İhtiyaç olmamasından kaynaklanıyor deyin, ister geleneğe aşırı güven deyin, bir tembelliği oldu. Dolayısıyla bu tembelliğin neticesinde yani birkaç asırlık bir gerilememiz, eski geleneğimizde var olan canlı tefekkür sürecinin duraksaması oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hamdolsun hem o mesafeyi kapatma hem de yeni şeyler inşa etme sürecine girmiş olduk. Dolayısıyla belki Müslümanların eksiğini bu noktada söyleyebiliriz. Ama din ile bilim arasındaki çatışma ya da din akıl çatışması meselesinde karnemiz kötü değildir Müslümanların. Karnemiz kötü değildir, doğamıza uygun değildir, bizim problemimiz değildir. Yani bu problem Hristiyan Batı'nın problemidir. Onların kurduğu kavramlardır, onların oluşturduğu ikilemdir. Onlar tartışsın, bizde sadece din ile akıl arasındaki ilişki konuşulur. Yani bizim geleneğimizde din akıl konusunun bağlamı akıl dini nasıl anlayacaktır, usuldür. Batı'daki bağlamı din akıl çatışmasıdır. Ya akıl ya din ilişkisidir. Bizde hem akıl hem din ilişkisi kurulmuştur. Biraz sonra da herhalde onunla konuşuruz o süreci. Düşman yani, dedim mi hocam? Evet, bir başa bir sona geldik biraz, aslında. Biraz öyle oldu. Sohbetimizin şeyi bu zaten, formatı bu hocam. Gittiği gibi gitsin biraz. Kur'an sonrası. Düşman dönelim. Evet. Şimdi Kur'an demiştik ki tefekküre yönlendirdi. Aslında tefekkürü öğretti. Biraz belki kısmen ondan da bahsedeyim isterseniz. Hani dedik ki cahiliye Araplarının normal insani, sokak düşüncesi elbette ki vardı. Biyolojik yaşamları açısından. Ama Kur'an yeni bir akletme öğretti. Zaten akletme, yani teakkul kelimesinde de o kök var. Akılın kelime anlamında da o var. Bir şeyi bağlamak demek aslında. Akale fiili köken olarak bunu ifade eder. İnsanlar genelde dünyevi ilişkilerinde basit akletmeler yapıyorlar. İşte yürüyecek, havaya baktı, yağmur yağacak, bunu düşünüyor. Bulutlandıysa yağmur yağacaktır. İşte çöl ortamında diyelim, iklimsel olaylar var, ön tecrübeleri var, onu düşünme bağlamında basit dünyevi ilişkiler açısından bağlantılar kurma şeklinde bir akletme. Somut akletme dediğimiz bir durum. Ama Kur'an yeryüzüne bakmayı, gökyüzüne bakmayı, güneşe bakmayı, yani estağfirullah inne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahari le ayatin li ulil elbab. Sadakallahu lazim. Benzeri ayetleri düşünürsek, işte yerin göğün yaratılmasında, gecenin gündüzün ard arda gelişinde, pek çok ayette işte denizlerdeki gemilerin hareketinde, kuşun uçuşunda, havada duruşunda vesaire. Kısacası insanın çevresinde görebileceği her şey Kur'an'da aslında zikredilmiştir. Hayvanlar, bitkiler, nebatat, dağlar, gökyüzü, içeriği ne görüyorsa, yani 24 saatinde bir insanın ne varsa Kur'an'da hepsi Cenab-ı Allah'la irtibatlı bir şekilde zikredilmiştir. Dolayısıyla aslında her gün gördüğü ama anlamlandırmadığı, metafizik değer vermediği bütün unsurları Cenab-ı Hak zikreder.
bunların yaratılmış olduğunu hatırlatır. Zaten yaratılmış demek sizi doğrudan tefekküre yönlendirir. Ve bunda akıl sahipleri için düşünebilen, gönlünü, zihnini açabilen insanlar için ölçütler olduğunu, ibretler olduğunu hatırlatmış. Böylece öncelikle insan baktığını görmeyi öğreniyor aslında. Yani her gün baktığını şimdi daha farklı bir gözle, daha farklı bir akletmeyle görmeye başlayacak. Kur'an bunu öğretiyor. Hep sürekli somut düşünmeye alışmış bir milleti soyut düşünce dediğimiz fizikten metafiziğe doğru akletmeye yönlendiriyor. Böylece bütün bu varlık niçin oldu? Nasıl oldu? Bunların bir var edicisi, bir yaratıcısı var. Madem bir yaratıcısı var, bu yaratıcı bunları boşuna mı yarattı? Bütün bunları insan için yarattı ki Kur'an bildiriyor bunu. Peki bütün bunlar insan için yaratılmışsa insan ne için yaratıldı? Onun da bir anlamı, bir değeri olmalıdır. Çünkü cahiliyenin hayat anlayışı neydi Kur'an'ın ifadesiyle? Hayat dünya hayatımızdan ibarettir. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zaman helak eder. Kur'an'ın ifadesiyle. Hayat dünya hayatı. Yaşıyoruz, ölüyoruz. Zaman bizi helak ediyor. İnanın şu anki belki izleyicilerimiz de bir tefekkür etsinler. Belki aynı cümleleri bizler de çoğu zaman kullanıyoruz. Ve etrafımızda böyle bir yaşam algısı var. Ya geldik gidiyoruz diyor. Bir ekmek mücadelesi diyor değil mi? Ekmeği bizim peşimizde diyor. Tam Batı'nın istediği veya komünizmin ifade ettiği ekonomik insan. Ekonomik mücadele veren bir insana dönüşmüşüz. Benzeri cahiliyede de vardı. Dünya hayatı yaşıyoruz, ölüyoruz. Değil bu. Hayat bu değil, hayatın anlamı da bu değil. Çünkü insanın bir ömrü var ve bu ömür Allah tarafından takdir edilmiş. Yine Kur'an'ın ifadesiyle اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O hayatı da ölümü de hanginiz daha güzel iş işleyeceksiniz diye, yani iyilikte yarışın diye takdir edendir, yaratandır. Hayat da ölüm de takdir edilmiştir. Bakın takdir edilmiş bir sistem içerisindeyiz. Kur'an bunu fark ettiriyor insana. Dolayısıyla hem işte cahiliyeden İslam'a geçen nesil hem bizler için aynı şey geçerli. Hayatı böyle yaşam ile doğum ile ölüm arasındaki biyolojik bir süreç, bir ekonomik kavga vereceğimiz alan olarak görmemek gerekir. Bu cahili anlayış. İşte bunu Kur'an yıktı. Ama bu yıkımın gerçekleşmesi için bizim tefekkür etmemiz lazım. Dolayısıyla Kur'an bunu düşündürttü. Böylece maddi olandan, işte yerden, gökten, insandan, var olan nimetlerden yola çıkıp ötesini düşünebilme. Ötesini düşünemeyen bir millete ötesini düşündürttü. Buna metafizik diyebiliriz yani. Fiziğin ötesine geçmek. Ağaca bakarsanız normal ağaçtır. Ama bir şair baktığı zaman o ağaçtan ne anlamlar çıkarır düşünün. Ya da bir denize normal bir insan baksa su diye bakar. Balıkçı rızkını çıkaracağı alan olarak bakar. Aşık olan bir kişi başka gözle bakar. İşte şair daha farklı bakar. Yani aynı şeye altyapınıza göre farklı gözlerle bakabilirsiniz. Kur'an yeni bir altyapı oluşturdu. Aslında var olan cevheri bir anlamda canlandırdı. Ve böylece bütün bunların boşuna olmadığını, akıl sahipleri için bütün kainatta ayet dediğimiz le ayatin li ulil elbab işaretler. İşaretler sizi bir neticeye götürür. Delil, hani medlul dediğimiz bir neticeye götürür. Dolayısıyla bu akletme neticesinde hayattan, fizikten metafiziğe, insandan Allah'a kısacası bir bağlama faaliyetini Kur'an önerdi. İşte buna taakkur akletme diyoruz. Yani maddeyi manaya bağlama, fiziği metafiziğe bağlama, insanı yaratıcısına bağlama. Akletme budur. Gerçek akletme budur. Anlamlı akletme budur. Bu akletmeyi Kur'an başlattı. Ve nihayetinde Peygamberimizden sonra sallallahu aleyhi ve sellem, yani vahiy tamamlandıktan sonra artık Müslümanlar akletmeyi aslında öğrendiler. Hayata bakışı öğrendiler. Olaylara ilahi perspektifle bakışı öğrendiler. Çünkü Kur'an bunlarla dolu. Eski peygamber kıssalarını düşünün. Verilen darbe meseleleri düşünün. Yani hepimizin böyle rasyonel hikaye diye göreceğimiz nice olayın arka planındaki ilahi boyut Kur'an'da üretildi. Ve böylece Müslüman bilinç hayata sebep sonuca daha güçlü, daha üst düzeyde bakmayı öğrendi.
ve aslında yetişmiş bir nesil oldu. Yani hayata artık böyle açılacaklar. Sonra Peygamberimizin ahireti irtihalinden sonra ne oldu? İster istemez fetihler başladı. Yavaş yavaş coğrafya, yavaş da demeyelim, hızlı bir şekilde genişlemeye başladı. Yani artık Mekke ve Medine değil İslam coğrafyası. Arabistan'ın güneyine kadar, Yemen'e kadar ulaşmış. Afrika'ya ulaşmış. İran, Irak bölgesine ulaşmış. Yeni şehirler kurmuş. Bağdat'ı düşünün, Basra'yı düşünün, Küfe'yi düşünün. Yani çok hızlı bir sürede gelişmiş. Yeni şehirler kurmuş ve böylece demografik yapısını genişleşmiş bir medeniyete kısa sürede dönüştü Müslüman coğrafya. Dolayısıyla artık insanlar, yani inanan insanlar, Kur'an'da zikredilen işte bir taraftan müşrik, inkarcı Ebu Cehiller, Yahudiler, Hristiyanlar, diğer taraftan inanan ashab, Kur'an'daki profiller bunlar. Ama artık onlar yok. Ashab vefat etti. Mekke'nin, Medine'nin kafirleri, Hristiyanları, Yahudileri vefat etti. Yani bir nesil tükendi. Artık yeni nesil peygamberi görmeyen, tabiun dönemi ise sahabeyi görmüş. Değilse artık onlarla da irtibatı kesilmiş. İlk merkezi kültürden tamamen uzak, eski inançlarını taşıyan, tevbe etmişse işte Müslüman olmuşsa ama onların izlerini ve sorularını taşıyan pek çok inanca sahip çok kültürlü bir yapı. Yani Basra'yı hep ilimler için örnek veririz. Hakikaten Basra öyle bir şehirdir. Yani zaten sonradan kurulmuştur. Hazreti Ömer zamanında yanlış hatırlamıyorsam. Askeri kaygılarla ama nihayetinde ticari olarak da düşünülmüş. Mümbit bir bölge. Şimdi buraya her yerden insan gelip yerleşiyor. Ticari kaygılarla, ilmi kaygılarla, yeni bir hayalle, hani köyden kente göç kültüründeki idareler neyse, Erzurum'dan İstanbul'a veya Türkiye'nin her coğrafyasından İstanbul'a göçü düşünün. Yeni kurulan şehirlerde de böyle bir hava oluşuyor. Yeni şehir demek, yeni imkan demektir. O yüzden Yahudisi, Hristiyanı, Manihezdi, İranlısı, Arabı, Türkü fark etmiyor. Pek çok kültür bir şehirde buluşabiliyor. Şimdi coğrafya bu fetihlerle bu şekilde gelişince ister istemez Peygamber döneminde ya da Kur'an'ın nüzul ortamında görülmeyen ameli problemler çıkıyor. Çünkü ekonominiz gelişiyor. Yeni ekonomik sorular çıkıyor mesela. İnsani ilişkiler gelişiyor. Yeni sorular çıkıyor. Bu anlamda amele yönelik, pratiğe yönelik yeni meseleler. Şimdi bunların çözülmesi lazım. Şimdi dinin başlangıcında evet rivayet esastır. Hani günümüzde böyle ehl-i hadis genelde tenkit edilir. Kelamcı olarak biz de yaparız da bunu. Ama doğuş sürecindeki mantık doğrudur, böyledir. Yani farz edin siz yeni Müslüman olmuşsunuz. İslam'ı öğreneceksiniz. Nasıl öğrenirsiniz? Kutsal kitabı vardır. Dolayısıyla Kur'an nedir? Bunu öğrenmek istersiniz. İkincisi bu dini tebliğ eden bir peygamber vardır. Bu konuda peygamber ne demiştir? Yani Kur'an, sünnet dediğimiz iki temel. O yüzden din eserdir. Din rivayettir. Doğru. Bu cümleler bugün farklı bağlamlarda tartışılır ve yanlış anlaşılır. Ama doğuş ve aktarış sürecinde hakikaten din rivayettir. Çünkü kaynağı Allah'tır. Öyleyse Allah ne dediri öğrenmeniz lazım. Böyle olunca ilk neslin din anlayışı zaten böyleydi ve devamında da bu yeni fetihler neticesinde coğrafya genişlemiş ve İslam anlatacaksınız. Bugünkü mantıkla o dönemi yani anakronik değerlendirmek yanlış olur. Hani ilimler oturmuş, usuller oturmuş. Biz şimdi sağdan soldan vur patlasın, çal oynasın tabiri caizse ilimler üzerinde oynuyoruz. Akletmeyi gelişik bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ama yeni Müslüman olmuş bir coğrafya din öğrenecekse o felsefeyle öğrenemez orada. Orada ne yapacaksınız? Allah şöyle dedi, peygamber şöyle dedi, şöyle uyguladığı öğrenmek, öğretmek zorundasınız. O yüzden o yayılma döneminde de, İslam'ın öğretilme döneminde de ilk başta rivayet. Kaynaklarımızdaki din eserdir sözünün, din rivayettir sözünün aslında mantığı bu. Ha bunu sonraki süreç içinde uygularsanız işte orada sıkıntı başlayacaktır. Düşünmeyi engellemiş olursunuz, o ayrı. Ama doğuş dönemi böyle. Dolayısıyla bu yeni ameli problemler düşünmeye ister istemez sevk etti. Yani Kur'an'a baktılar, örnek olay yok diyelim. O olayın bizzat misli yok Kur'an'da. Peygamberimizin hayatına baktılar. Yine o yeni çıkmış ameli problemin birebir karşılığı yok. Dolayısıyla yani nas, eser dediğiniz naslarda doğrudan problemin çözümü yok. Öyleyse ne yapacaksınız? Aynı durum
ameli olduğu gibi itikadi konuda da oldu. Yani Kur'an'ın anlattığı bir itikat var elbette ki, oluşturduğu bir inanç yapısı var. Ama işte maniheistlerle tanıştın, dualist bir tanrı anlayışına sahip diyelim. Zerdüştlerle tanıştın, benzeri. Brahmanlarla tanıştın, nübüvveti kökten reddediyor. Akıl varsa dine ihtiyaç yoktur diyor mesela. İşte Yunan felsefesiyle tanıştın, yeni bir bilgi anlayışı, yeni bir varlık anlayışı, yeni kategoriler, yeni sorular. Bunların hepsine yabancısın. Hani Arapların zaten bir felsefi geleneği yok. Kur'an'la akdetmeyi öğrenmiş bir nesil. Dini bir kültürü yok. Ehli kitap değiller. Dolayısıyla bu tür yeni sorular çözümsüz kalacak. Neyle çözümsüz kalır? Sırf metin ararsan çözümsüz kalır. İşte bu süreçte hem itikadi alanda hem ameli alanda Kur'an'ı bilen, sünneti bilen ama düşünebilen insanlar yeni soruları çözebilmek için yeni düşünceler üretmek zorunda kaldılar. Yani hayat, tabiri caizse şartlar buna yönlendirdi. Ve böylece ilimler bağlamında işte İslami tefekkür ya da İslami düşüncenin teşekkül süreci dediğimiz o süreçte hem ameli boyutta hem itikadi boyutta yeni ortaya çıkan meseleleri çözme adına işte alim dediğimiz, müştehit dediğimiz önemli yani şahısların yeni arayışları bu teşekkülün nasıl diyelim çekirdek boyutunu, nüvelerini oluşturmuş oldu. İşte ameli boyutta mesela ilk örneğimiz Rey Ekolü diyerek onun kurucu ismi olarak zikrettiğimiz Ebu Hanife. Yani onun karşısında yine artık hadisçi, eserci yani nasla varsa konuşalım yoksa susalım anlayışı vardı. Hani bunu ilk başta doğruydu demiştim zaten. Ama artık bundan sonra yani nasla karşılığını bulamadığınız meselelerde mecburen akdetmek zorundasınız. Elbette ki nas'tan ilham alacaksınız. Elbette ki düşünce ilkelerinizi, inanç ilkelerinizi yine Kur'an'dan, sünnetten alacaksınız. Ama bunu işleterek yeni sonuçlar vereceksiniz. Yani kumaş var, elbise biçmek zorundasınız. Siz sadece kumaşa sarılmakla yetinemezsiniz. O kumaşı yeni bedenlere, yeni problemlere göre biçmek zorundasınız, işletmek zorundasınız. Bunu fark edenler işte Rey Ekolü dediğimiz amelde Ebu Hanife ve çizgisiydi, Hanefilerdi. Ama İmam-ı Azam neyle suçlandı o dönem? Bid'atle suçlandı. Yani aklettiği için aslında eski köye yeni adet getirmekle, yani bid'atin bir anlamda basit anlamı bu. Dini akla uydurmakla itham edildi. Ama zaman onu haklı gösterdi. Çünkü yeni problemleri o çözebildi. Yeni geliştirdiği usullerle. Benzer şekilde alanımız olduğu için itikadi boyuta vurgu yapalım, biraz daha düşünce boyutuna. Coğrafya genişleyince dedik ya, farklı inançlarla tanışıldı. Mesela basit örnekler verecek olursak, tevhide alışmış, tevhidi yerleştirmiş bir toplum artık. Maniheist, mazdeki dediğimiz, seneviye dediğimiz Arapçasıyla ikili, dualist, tanrı anlayışına sahip gruplar. Bunlarla muhatap oldunuz. Buna Cenab-ı Hakk'ın birliğini, yani tevhid inancını nasıl anlatacaksınız? Ona deseniz ki gel, Cenab-ı Hak buyuruyor ki kul huvallahu ehad, işte Allah birdir. Zaten o Kur'an'a inanmıyor bir insan. Yani ona tekliği, tevhidi akli olarak anlatmak zorundasınız. Çünkü sizin nas temelinizi o zaten reddediyor. Kur'an da aslında bunu yapmıştı. Yani insanları aklen tefekküre yöneltmişti. Yani müşrik bir toplumdu. Şirki Cenab-ı Hak akli olarak çürütmüştür. Pek çok tevhidin delili Kur'an'da zikredilir. Bu metodu zaten biz Kur'an'dan aldık dedik ya, hani başlangıcı tefekkürü Kur'an öğretti zaten. Şimdi aynı yöntemi kullanarak o insanlara siz tevhidi, yaratıcının bir olması gerektiğini anlatmak zorundasınız. Öyleyse nereden hareket edersiniz? Karşı muhatabınız olan insanın kabul ettiği delillerden hareket edersiniz. O insanların kabul ettiği temel delil, temel alan neresidir? Kainattır. Hani Allah'ın birliğini ve varlığını ispatta ana yolumuz bizim kainattır. Eserden yola çıkar, eserin sahibine ulaşırsınız. Genel bir akletme yöntemidir bu zaten. Aynı şeyi bu sefer Müslüman mütekellim dediğimiz işte ilk düşünürler yaptılar. Kainattan yola çıkarak, tabiattan yola çıkarak, tabiatı inceleyerek bu tabiattaki yaratılmışlık izlerini gösterip yaratıcı fikrine ve bu yaratılan kainattaki nizam, düzen, gayelilik, yani tek bir otoritenin, tek bir gücün, tek bir iradenin tasarrufundaki işleyişini
delil göstererek de Cenab-ı Hakk'ın birliğini anlatmaya yöneldiler. Ne oldu bu? Akılla, akli tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği ve nihayetinde devam olarak işte sıfatları, fiilleri hakkında konuşmak oldu. Kelam oldu yani. Ne oldu? Muhatap olduğunuz kitle, muhatap olduğunuz problem sizi düşünce alanında, inanç alanında nas'tan öte, bağımsız değil, nas'ın bildirdiğinden daha da öte akletmelere sürüklemiş oldu. Ve böylece kelamcılar İslam düşüncesindeki veya İslam medeniyetindeki ilk tefekkür diyeceğimiz boyut sistematik anlamda kelamla olmuştur. Ki Mutezile ile olmuştur. Ve böylece ilkin özellikle Mutezili kelamcılar, yani pek çok Mutezili alim talebelerini değişik coğrafyalara gönderiyorlar, finanse ediyorlar ve İslam'ı anlatıyorlar. Muhatap oldukları bu insanlarla da akıl zemininde konuştukları için o akılcı renk, akılcı çizgi onlarda hakim oluyor ve daha sonradan bu akılcılıkları zaten iç meselelere yansıyor. Kelami tartışmalar başlıyor, oraya girmeyelim. Ama nihayetinde hani ilimler bağlamında tefekkür, diğer kültürlerle muhatap olma, yeni problemlerle yüzleşme, bu problemi çözüm ihtiyacı ve bu ihtiyacın sevk ettiği, tetiklediği bir ameliye olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu temeller atılmamış olsa bugün eleştiriler yapılabilir ama bu temeller atılmamış olsa bugün tabii ki ortada kalırız herhalde. Yani o süreçte şöyle diyelim, hani sahabe tabiun nesli geçti efendim, artık din oturdu, bu dediğimiz yeni problemler çıktı. Burada iki temel tavır var aslında. Birisi az önce bahsettiğim hem fıkıhta hem kelam dediğimiz yani düşünce alanında, itikat alanındaki akletme, fıkıhta rey diyoruz. Kelamda tevil diyoruz biz buna nihayetinde. Bir böyle metot var. Yani akletme, aklı sürekli kullanma, söylenilmeyen şeyleri söyleme, konuşulmayan şeyleri hakkında konuşabilme, cesareti, yöntemi ve neticesi. Şimdi bunlar olurken, hani kısmen söylemiştik, bir itham da oluyor aynı zamanda. Yani ehli hadis dediğimiz, işte özellikle bu Hanbeli çizgide eskilerin daha sert ifadelerde de tenkit ettiği, artık onlara girmeyeyim ama hakikaten akletmeye boykot uygulayan yobaz kesimleri de var. Bunların hepsini için söylemiyoruz. Her türlü yeni düşünceye, her türlü farklılığa bid'at deyip, dalalet deyip, sapıklık deyip düşünceyi dondurmayı, katletmeyi, aslında kendi otoritelerini devam ettirmeyi isteyen kesimler de var. Böylece bir gerilim oluyor aslında. Eser ile, eserciler ile akılcılar şeklinde yansıyor aslında. Birileri tevkif ve tavakkuf. Yani biraz kelami kavramları da kullanarak konuşayım. Hani yeni bir meselemiz oluştu ya dedik. Doğrudan nas'ta da bulamadık. İki ihtimal var. Ya düşüneceksiniz, bir takım ilkelerden hareket edip cesur davranıp Ebu Hanife gibi, İmam Eşari gibi, İmam Maturidi gibi, ilk Mutezililer gibi yeni şeyler söyleyeceksiniz. Ki böyle bir gelenek oluştu zaten. Ya da tevkif ve tavakkuf dediğimiz, yani nas'la başvuracaksın, nas'ın sınırında duracaksın, tevakkuf dediğimiz, efendim bundan sonra susacaksın. Yani nas'ta çözüm yoksa, karşılık yoksa daha doğrusu, aslında nas'ta çözüm var, nas seni akletmeye yönlendiriyor. Ama sen orayı anlamıyorsun, nas'ın içeriğinde doğrudan metni, çözümü bulmaya çalışıyorsun, formülü bulmak yerine hemen ilacı almak istiyorsun yani. Bazen Kur'an ilacı vermez, formülü verir. O formülü ilacı yapmak sana düşer. Benzeri bir şey. Dolayısıyla ilacı hazır bulamadığı için o zaman tavakkuf. Tavakkuf ne? Durmak. Durmak. Yani aklı metnin önünde durdurmak. Dolayısıyla ehli hadis dediğimiz ya da işte Hanbeliler dediğimiz bir kesimde böyle aklı durduran bir söylem, bir metot ortaya çıktı. Buna karşı amelde Ebu Hanife, itikatta kelamcılar, Mutezile ile başladı, sonradan da Ehl-i Sünnet kelamı oluştu. Düşünce alanında ya da amel alanında yeni ilkelerle, daha sistematik, usullü düşünmeler ürettiler. Ve böylece aslında bugünkü gördüğümüz bu tartışmalar, bu gerilimler o dönemde de başlamış oldu. Ama hakikaten kelam geleneği, sonra felsefe, elbette ki tasavvufi düşünce, yani düşüncenin her damarını bir katkı sağlamıştır bu medeniyete, olmasaydı ya da amelde işte bu reyci gelenek olmasaydı, hakikaten İslam medeniyeti belki şu anki bu övündüğümüz ürünlerini veremeyecek,
efendim sadece rivayet ezberi bilen, rivayet nakledebilen, ötesini tavakkuf eden, susan. Ya, susan bir medeniyet gelişebilir mi? Susan bir medeniyet yeni bir coğrafyada hükümran olabilir mi? Problem çözemiyorsun, susuyorsun. Yani oradaki suskunluk ağır başlılıktan ya da derin tefekkürden değil, acziyetten kaynaklanan suskunluk. Konuşamıyorum, söyleyecek sözüm yok, o yüzden susuyorum. Hani kendi özelinde belki çözersin, inanıyorum, anlamasam da kabulleniyorum der, susarsın. Ama yeni muhatabın, akleden muhatap, sorgulayan muhatap, soran bir muhataba cevap veremezsin. Bu nedenle o ilk nüveler işte, ister ehli bid'at deyin, ister başka isimlerle adlandırın, yani mutezilesi, kaderiyesi, kerramiyesi vesaire, ehli sünnet tarafından ehli bid'at diye, yani yenilikçiler diye eleştirilen, adlandırılan bütün bu akımların en azından sünni düşüncenin gelişmesine etkisi olmuştur. Yani bırakın genel anlamda İslam düşüncesi, ehli sünnet düşüncesinin oluşmasına sebebiyet vermesi açısından hayırlı bir iştir. Ama genel anlamda İslam düşüncesini bir büyük medeniyet olarak gördüğümüz zaman orada bir anlam, bir değer oluşturması açısından değerlidir. Şimdi Mutezile oluşmasaydı ehli sünnet kelamı da oluşmazdı. Şöyle basit söyleyelim. Hani ilk oluşumlar normaldir, belki toplum psikolojileri açısından da öyledir. Tepki görürler. Yani eski köye yeni adet. Doğru da olsa insanlar alışkanlıklarını kolay kolay terk edemiyorlar ister istemez. Bir adaptasyon süreci olur. Şimdi bu kelam dediğimiz, yani konuşan, konuşulmamış meseleler hakkında konuşanlar, mütekellimler ve o yöntem dediğimiz ilim ilkin Mutezile tarafındandı. Sebebini de söylemiştik. Yani diğer inanç gruplarına temelde İslam'ı anlatmak. Ve bu akılcılık iç meselelere de yansıyor. Bu sefer Allah'ın sıfatlarına, kadere, diğer hususiyetlere daha akılcı yaklaşmaya başlıyorlar. Doğrusuyla yanlışıyla. Şimdi bu dönemde bunlar akılcılıkla itham edildiler. Ehli bid'at dendi ve dışlandılar. Benzeri ameli konuda Ebu Hanife'ye yapıldı. Hani onu söylemiştim. Ebu Hanife'ye de aynı itham yapılmıştır. Dini aklı uydurdu. Ehli bid'at dendir dendi. Dışlandı aslında. Sonra zamanla bakılıyor ki hakikaten sırf metinle, metin tekrarıyla problemler çözülmüyor. Yani yok, karşılığı yok. Dolayısıyla bu tezlenen aslında bu yönteminin doğruluğu, yani bazı şeylerin haklılığı zamanla ortaya çıkar. Yöntemin doğruluğu, hani sonuçları yanlış olabilir, eleştirebiliriz, o ayrı bir konu, ama yöntem, yani akletme yöntemi doğruydu. Kıyasul gayip ala şahit, tam temel mantığı da budur yani. Din hakkında, metafizik hakkında konuşurken şahit alem, gördüğümüz alemdeki bazı verileri, hakikatleri kullanmak. Mutezile 10 düzeyinde kullanmıştır. Ehl-i Sünnet 8 düzeyinde kullanmıştır. Fark etmez. Yöntem aynı yöntemdir. Dolayısıyla zamanla bunun haklılığı görülüyor. O yüzden Ehl-i Sünnet kelamının öncü isimleri deniz. Harisel Muhasibi, hani tasavvufi yönü de vardır. Özellikle İbn-i Küllab el-Basri, işte Kerabisi gibi isimler var. Yani tam kelamcı da değiller ama tam hadisçi de değiller. İşte arada yavaş yavaş kelam yöntemini kullanarak konuşanlar. İhtiyaç hasıl oluyor çünkü. Ve nihayetinde İmam Eş'ari Basra'da, İmam Maturidi Maveraünnehir Semerkant bölgesinde aynı yöntemi, yani Mutezile'nin kurduğu, geliştirdiği kelam yöntemini kullanıyorlar. Zaten malumunuz Ebu Hanife, düzeltiyorum, İmam Eş'ari, Eş'ari mezhebinin kurucu imamı İmam Eş'ari 40 yaşına kadar Mutezile'dir. Üvey babası, hocası Mutezile'dir. Mutezile'den ayrılıyor. Sünni görüşleri aynı yöntemle savunmaya başlıyor. Yani yöntem aynı yöntemdir. Bu bir ihtiyaçtır. Yani hiçbir ilim, hiçbir metop durup dururken masa başında çıkmaz zaten. Bir ihtiyaç vardır, zorlar sizi. Dolayısıyla bu zorlama neticesinde kelam denilen, daha önceden bid'at denilen yöntem, ilim bu sefer sünni ulema tarafından kullanılmaya başlandı. Ehl-i sünnet kelamı oluştu. Ehl-i sünnet kelamı çıkınca yine muhalifler diyelim artık, ehl-i hadis çizgisi, ehl-i sünnet kelamına da bid'at dediler. Hani ilk başta Mutezile'ye, Kerramiye'ye, Mürciye'ye bid'at deniyordu. Mahalle dışıydı hadi diyelim. Şimdi mahallenin içinde aynı yöntemi kullananlara da ehl-i bid'at dendi. Yine bid'atçı dendi. Ama nihayetinde eleştirilen bu yöntemin haklılığı ortaya çıkınca, dikkat edin, bu süreçten sonra, yani Eş'ariler ve Maturidilerden sonra ehli sünnet deyince akla
kelamcı çizgi gelir. Öncesinde ehl-i hadis vardı, selef uleması vardı, doğru. Ama kelam çıktıktan sonra artık, çünkü diğer fırkalara karşı mücadeleyi kelamcılar verdi. Ehl-i hadisçi mücadele edemiyor ki. Ehl-i hadis. Niye? Çünkü rivayetçi. Rivayet yoksa susuyor. Bu konuda ben sahabeden bir şey duymadım diyor. Mesele onun için basit. Kapatıyor meseleyi. Ama adamın itirazı devam ediyor. Şüphesi devam ediyor. Şüphe var. Hadi çöz. Mesela haberi sıfatlar o dönemlerde tartışılmıştır. Birileri müşebbiye, mücessime dediğimiz gruplar Allah'ı hakiki cisim gibi düşündürtmeye başlamışlar. Ve Kur'an'daki bazı ayetleri de istismar etmişler. Mesela yedullah diye malumunuz ayet vardır. Allah'ın kudreti deriz, yardımı deriz. Ama bunlar yok, bakın Allah'ın elinden bahsediliyor demiş. Şimdi milletin aklına böyle bir şüphe sokulmuş. Allah arşın üstünde oturuyor, tahtı var, oturuyor. Değil mi? Ayetlerde böyle geçer. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etti. Kelime anlamı tahtı oturdu demek. Bunları da istismar ederek Cenab-ı Hakk'a haşa böyle bir yerde oturan, sınırları olan, bedeni olan bir varlık gibi anlatmaya başladılar. Bu tevhidi temelden sarsacak bir problem. Şimdi selef uleması veya selefiler diyelim daha doğrusu, bu probleme cevabı şu: bu konuda susunuz, soru sormayınız, soru sorulursa cevap vermeyiniz. Bu konuda düşünmek de bid'attir, konuşmak da bid'attir. Hadi sen bunu başardın da ya zihninde problem oluşan insan ne yapacak şimdi? Hoca sus dedi, ben de susayım mi diyecek? İşte bu biraz şeye benziyor, Hristiyan dünyanın aklı durdurmasına benziyor. İşte buna karşı kelamcılar ne yaptılar? Bir kere akli olarak Cenab-ı Hakk'a cismaniyet nispet edilemeyeceğini, mekan nispet edilemeyeceğini, onun işte zamandan, mekandan münezzeh olduğunu, yaratılmamış olduğunu, yaratılmışlık alametleri taşıyamayacağını anlattılar akli olarak. Bu iknanın peşine ilgili ayetler nasıl anlaşılmalı? Böylece Allah'ın işte arşa istivasının kainata hükümran olması, kuşatması, işte yedullahın, Allah'ın kudreti, yardımı olduğunu hem akli hem de Arap dilinden örnekler getirerek çözdüler. Böylece insanlara susun, konuşmayın, düşünmeyin, aklınızdan bile geçirmeyin, kafanız karışır. Hani günümüzde derler derinlere dalma, kafayı yersin falan filan. Bak, düşünceden korkutma cümlesidir. Niçin kafayı yiyelim? Yani din konusunda, ilim konusunda derinlere daran hiçbir insan kafayı yemez. Ama aynı şey işte. Yani sen hocalar ne diyorsa eyvallah diye kabul et meselesi. O dönemde de aynı şey var. Ehli hadis uleması ne diyorsa efendim kabul et, sükut et, imsak yap, yani zihnini tut, tefekkür etme, akletme, sorma, aklından bile geçirme. Yani bunların hepsinin Arapça karşılığı vardır. Gazali anlatır bunları. Ehli hadisin haberi sıfatlardaki prensipleri diye. Sükut, imsak, tasdik, takdis, aczi itiraf. Bu şekilde. Şimdi bunların çözümü bu. Susacaksın. Düşünmeyeceksin. Ama kelam düşünerek, ilmi kullanarak, dili kullanarak, mantığı kullanarak, ayetle, hadisle istidlal ederek problemi çözdü. O yüzden artık kelamcı, akılcı, tefekkürcü ilim çizgisi otorite haline geldi. Gazali'yi düşünün. Öncesinde hocası İmamul Haramin, Cüveyni'yi düşünün. Daha sonradan Fahrettin Razi'yi düşünün. Bunlar Nizamiye medreselerinin de yöneticileri, ilmi geleneği oluşturan, uygulayan, siyasetinde itibar ettiği baba isimler tabiri caizse. Bunların çizgisi nedir? Kelamcıdır. Değil mi? Yani fakihtir, kelamcıdır. Efendim, felsefi boyutu vardır Razi'yi düşünürsek. Bunlar hakim olmuştur. Ehl-i hadis çizgisi yine kendi kulvarında devam etmiştir ama bu gerilim olmuş. Benzer bir örnek şunu vereyim. Felsefi geleneğimizi düşünelim. Hani ilk İslam filozofu olarak işte Kindi, Farabi, İbn Sina sayılır bu isimler. Bunlar da ilk ortaya çıktığında ister istemez Yunan felsefesinden, Aristo mantığından ve düşüncelerinden istifade ederek, ama o kategorileri kullanıp İslami bir söylem geliştirilerek İslam felsefesi dediğimiz kelamdan biraz daha farklı. Aslında dirsek teması olan ama öncüleri biraz daha batıya, felsefeye dayanan bir düşünce sistemi. Bu da ortaya çıktığında, hatta Aristo'nun mantığı ilk dönemlerde gündeme geldiğinde bunlara da yine tepki gösterildi. Bid'at dendi. Yine aynı suçlama, akılcılık suçlaması yapıldı. Ama zamanla, bakın işte diyoruz ya, bazı şeyleri zaman şey yapar. Bu düşünce içerisinde de hakikaten istifade edilebilecek,
aklı geliştirecek, muhayyileyi geliştirecek, söylemi geliştirecek içeriklerin olduğu görüldü. Ve ilk başta tepki gösterilen bid'at denilen felsefeye yavaş yavaş ilgi gösterildi. Gazali, mesela filozoflar en çok tenkit edenlerden birisidir. En azından mantığı, daha önceden yine kabul edilmeyen Aristo mantığını İslami ilimlere dahil etti. Kendisi mantık eserleri yazdı. İşte medresedeki eğitim sistemine mantığı dahil etti. Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez dedi. Ve artık bundan sonra mantık temel İslami ilimlerden birisi oldu. O yüzden de Gazali, malumunuz bizim kelam geleneğinde müteahhirun denen yeni dönemin başlangıç ismi kabul edilir. Yani yeni bir dönem başlatmış oldu. Ki bunda da mantık felsefe önemli. Gazali'de belki eleştirilecek, hani böyle duyuyoruz böyle eleştiriler var ama hocam tam bir siyasi denge arayışı da var. Doğru mu? İşin siyasi boyutu ayrı tabii ki. Yani bir denge arayışı var. Bu arayı bulma. Tabii. Yani Gazali salt. Belki felsefeyi dışlarken işte bir taraftan mantığı bu şekilde alması bir denge arayışının sonucu gibi. Yani iyi ki de olmuş, belki daha büyük. Evet, yani felsefecilere tabii sorsak kızıyorlar. Felsefenin önünü kesti diye Gazali. Ama biz bakıyoruz, kesmiş değil aslında. Devamında yine kelam içerisinde felsefe devam etmiştir ama belki daha da gelişebilirdi. Artık tarih bitmiştir. Analizler yapılabilir ama Gazali'yi salt yine medresedeki bir hoca olarak görmemek lazım. İşin hakikaten siyasal boyutu var. Çünkü o dönemde ciddi anlamda batıni akımlar var. Batıniye dediğimiz karmatiler var. Yani hem devlete hem ulemaya risk olan, tehdit yapan, cinayetler yapan, suikastler işleyen, dini de yani biraz FETÖ yapısı, FETÖ'ye benzer yapılanmalar öyle diyelim. Hem böyle ilim görüntülü ama aynı zamanda siyasal içerikli hedefleri olan ciddi bir tehdit var. Abbasileri tehdit etmiş, Osmanlı'yı tehdit, Selçuklu'yu tehdit etmiş bunlar. Dolayısıyla Nizamiye medreselerinin hatta kuruluşunda söylenir. Bu amaçlar vardır. Yani Sünni bürokrat yetiştirme, Sünni gövdeyi, İslam'ın ana gövdesini koruyucu alimler yetiştirme, ilimi bu anlamda geliştirme. Ciddi riskler var çünkü. Dolayısıyla Gazali'nin bu çıkışlarında bu yapıyı da düşünmek lazım. Yani işin siyasal boyutu tabii ki var. Her neyse, konuya dönecek olursak, yani bid'at denen akılcılık tırnak içerisinde kelimesiyle dışlanan, suçlanan felsefenin de güzel yönleri, olumlu yönleri fark edildi. Nihayetinde Gazali ile mantık diyelim ama yine de felsefeyle de o da ilgilendi. Reddiyeler yazsa bile nihayetinde gündemde tutmuş oldu felsefeyi. Ama devamında özellikle Fahrettin Razi ile birlikte felsefi kelam diyoruz biz. Aslında felsefe kelam artık iç içe girdi. Yani felsefe silinmedi. Felsefe yine İslami ilimler içerisinde varlığını devam ettirdi. O dönemden sonraki kelam eserlerini açarsanız başlangıçları, hatta yani büyük bir hacmi felsefe ile doludur. Bizzat kelamcı olan Taftazani öyle der. Der ki artık iş öyle bir noktaya geldi ki ahiret konularını çıkarsanız kelamla felsefeyi birbirinden ayıramazsınız. O nedenle biz felsefi kelam diyoruz ondan sonraki sürece. Yani demek istediğim şu, kelamcılar tarafından bir dönem suçlanan, tenkit edilen felsefe de zamanla yine özümsenmiş oldu. Hocam o zaman düşünce anlamında şu an neredeyiz diyelim, bir sonuca mı ulaştıralım? Eyvallah. Dolayısıyla aslında bir süreci basitçe anlatmış olduk. Hayat, şartlar, gelişmeniz, farklı kültürlerle muhatap olmanız, yeni problemleri çözme azminiz ve bu farkındalığınız önemli. Sizi zaten ister istemez akletmeye, yani verilen bilgiden verilmeyen bilgiye ulaşmaya yönlendirecektir. İnsanın zaten ana kabiliyeti budur. Yani vaktimiz olmadı, oraya çok fazla girmedim. Hazreti Adem'in yaratılışındaki benim anlayışım da o. Hani meleklere üstünlüğünü Cenab-ı Hak ispat etti ya Adem'e. Ve alleme Ademel esma'e. Adem'e isimlerin öğretilişi. Orası çok düşünülmesi gereken bir alan. Kısaca söyleyeyim. Yani orada Hazreti Adem muhtemelen bu kıyası yaptı. Yani verilen bilgiden verilmeyen üretti. Melekler çünkü orada ne demişti? Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Cenab-ı Hak dedi ya meleklere, şu esmanın ismini, eşyanın ismini bana bir söyleyin. Ne dediler? Senin öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Yani bizi öğretmedin, bilemeyiz. Hazreti Adem üretti diyorsun. Ama Hazreti Adem, çünkü yoksa öbür türlü Adem'e esmayı öğretti, melekleri öğretmedi.
yani kopya olmuş olur bu. Melekler siz söyleyin bilmiyoruz. Adem sen söyle. Üretildi o zaman Hazır'ı tekrar mı etti? Buradan daha ne büyük bir hikmet, ne büyük bir varlık. Olmaz bu. Çünkü verilen bilgiyi tekrar etmiş olur. Yani muhtemelen üretilen isimlerden başka isimleri çözdü. Yani üretilenler farklı, sorulanlar farklı eşyaydı. Böylece Adem verilen bilgiden verilmeyeni üretti. Aklıyla yani. İşte bu akıl bizdeki cevher, farklı olan yön. Bu üstünlüğümüz. Ki bugün aslında onu anlıyoruz. İnsan uzay gemisi yapmayı, cep telefonu yapmayı vahiyle öğrenmedi. Değil mi? Bütün bunları kendi üretebildi Allah'ın yarattığı akıl sayesinde. Bu onun farklı yönü her neyse. Dolayısıyla bizim fıtratımızda yani aklımızda zaten bu kabiliyet var. O bilgiyi üretme. O yüzden ilk başta dedim ya sırf yeme içme için bu aklı kullanmak kendimizi zayi etmek demektir. Ona gerek yok. Hayvanlar da en güzel şekilde yiyip içiyor. Öyleyse bu aklı bu düzeyde kullanmak lazım. Ha buna bir de tabii ahlak yüklemek lazım. Ahlaksız akletme bugünkü batı aklıdır. Onu üretir. Sömüren, ezen, güçsüzü efendim kendi menfaati noktasında yiyip bitiren bir medeniyet üretir. Öyle bir akıllı da tabii ki kastetmiyoruz. O aklın bir de ahlakı vardır. Belki başka vesilelerde onlar konuşulur. Yani İslam'daki akletme ahlaklı bir akletmedir. Oraya fazla giremedik. Sadece akletme üzerinde konuştuk. Nihayetinde bu veri sürekli işletilmiştir. Yani ehli hadis kendi döneminde öyle diyelim naslar düzeyinde bir akletme yaptılar. Sonrasında amelde fıkıh geleneğimiz, itikatta kelam geleneğimiz, sonradan felsefe geleneğimiz, biraz daha irfan boyutuyla tasavvufi geleneğimiz aslında birer akletme örneğidir. O yüzden İslam geleneği, İslam medeniyeti sürekli akleden ve akletme ivmesiyle gelişen bir medeniyettir. Hani bugün akletme sanki moderniteye ait bir olguymuş gibi, sanki akletme batıdan öğrenilmiş bir olguymuş gibi, kendi medeniyetinden habersiz, kendi tarihinin ihtişamından, akletme ihtişamından habersiz bırakılan nesiller var. Ve onlara böyle bir tabiri caizse yutturma yapılıyor. Yani biz akletmeyi batıdan öğrendik. Bizim geleneğimiz efendim sürekli böyle metin okuyan, düşünememiş bir medeniyetmiş gibi hem maalesef bu yine kasıtlıdır. Yani bu nesli o zengin tarihinden koparıp fakirleştirme projesidir. O yüzden tarihimiz yani binlerce yıllık tarih diye anlatılmalıdır. Ama bugünkü nesil tarihini zannediyor ki 1923'te başladı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ondan öncesi yok. Değil mi? Böyle bir anlatım var. Yani Osmanlı sanki düşman bir devletmiş gibi anlatılıyor. Selçuklu başkalarının devletiymiş gibi anlatılıyor. Oysa şu gençlik Osmanlı'nın da kendi devlet olduğunu, Selçukluların da kendi devletinin olduğunu, dini bağlamda efendim Abbasilerin, Emevilerin de kendi medeniyetine ait olduğunu, hani ırk olarak kendi devleti değil ama kendi medeniyetine ait bir tecrübe olduğunu görmesi lazım. Bunları okuduğu zaman, bunları gördüğü zaman fizikte, kimyada, astronomide, tıpta ve aynı zamanda İslam ilimler dediğimiz işte fıkıh, tefsir, hadis alanlarında ilimler inşa etmiş ve pek çok alanda işte batı dediğimiz efendim bugün örnek aldığınız medeniyet karanlık çağını yaşarken sizler ilim üretiyordunuz. Bunu öğrense, o kökünü görse. Çünkü bu asırlara dayanan bir kök. Kök ne kadar sağlam olursa ağaç o kadar cesur bir şekilde, özgüvenli bir şekilde büyüyecektir. Ama bu kökü kaybettirdiğiniz zaman bir nesle bilim tarihini kendine ait olmayan bir husus olarak görürse bir nesil, onun bilim felsefesi ne kadar gelişebilir? Çünkü ezik büyütüyorsun. Ezik büyütüyorsun. Batı karşısında korkak büyütüyorsun. Bu nedenle bu geleneğimizin efendim problemler elbette ki içerir. Her gelenekte olduğu gibi ama düşünen, akleden bir gelenek olduğunu şu nesle öğretmemiz lazım. Akletmenin batıyla başlamadığını öğretmemiz lazım. Ve bu aklın da ahlaklı bir akıl olduğunu öğretmemiz lazım. Bu altyapıyla ta ilk başta çocukluk çağında beslenen bir nesil geleceğe de cesurca, özgüvenle, kökü sağlam bir şekilde bakar ve buna göre bilim üretmeye meyil eder. Ama siz tam aksini üretirseniz sürekli savunmada kalan, sürekli birileri üretsin ben öğreneyim gözüyle bakan ezik, pasif nesiller yetiştirmiş olursunuz.
O yüzden tarih hani anlatılırken böyle bölümlemelere tabi tutulur, tasnifler yapılır, anlatılır ama gerçeklikte bölünmez. O bir akıştır, o bir süreçtir. Zihinlerde bunu gerçekleştirmemiz lazım. Geçmişte tabii kuru kuruya övünme taraftarı da değilim hiçbir zaman. Evet, geçmişimiz akleden, düşünen, üreten bir medeniyetti. Ama bu övünmeyi hak etmek için bizlerin de aynı onlar gibi o düşünme cevherini kullanmamız, çağımızın hem fikri hem ameli problemlerine çözümler üretmemiz, bunun için tefekkür etmemiz gerekir. Bu tefekkürü yaptıktan sonra tefekkür edenleri zikretmemiz, onlarla övünme hakkımız oluşmuş olur. Altyapımız güçlü hocam. Sıkı, evet. Sıkı bir arayış içerisine girmeliyiz. Bir arayış kesinlikle. Dönemi. Hem geçmişe hem geleceğe. Yerden bu şekilde kalkabiliriz kesinlikle. İnşallah. İnşallah. Hocam o zaman biz teşekkür ediyoruz. Son teşekkür söz sizin ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şeyler varsa izleyenlerimize. Ben kıymetli izleyenlerimizin, hemşerilerimizin ve diğer tüm halkımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Bu Kur'an ayını, elbette ki halkımız Kur'an'ı çok sever, okur ve dinler. Ama hazır Kur'an'ı tefekkürden bugün bahsetmişken biraz da o gözle okumalarını, yani o Arapça hatimlerle birlikte artık meallere ulaşmak mümkün. Mümkünse beraberinde bir de meal okuyarak okuduğu Kur'an'ı anlamalarını tavsiye ederim ki gerçek hatmetme aslında budur. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına iman da manasını anlayarak gerçekleşir çünkü. Hani biz bir icmali iman, bir de tafsili iman deriz. İcmali iman genel anlamda kelime-i şehadeti söyleyip Allah'a, Resulüne ve bildirdiklerine inandım demektir. Doğru, samimi bir şekilde bu inanca sahibiz. Ama bunun tafsilen gerçekleşmesi için temel yol Kur'an okumaktır muhtevasıyla. Çünkü Allah ne bildirmiş, peygamber ne tebliğ etmiş o Kur'an'ın içeriğinde var. O yüzden bu güzel, bereketli ayımızda Kur'an'ı en azından mealen de okuyarak Cenab-ı Hak ne bildirmiş, nasıl tefekkür etmemizi istemiş, neleri bize örnek göstermiş, bu şekilde Kur'an ayını gerçek anlamda Kur'an'la hemhal bir şekilde geçirirsek daha bereketli olacaktır diye ümit ediyorum. Dinleyicilerimize, hemşehrilerimize de Ramazan tavsiyemiz bu olsun diyelim. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, Profesör Doktor Sinan Öge hocamızla bugün İslam düşüncesinin oluşumunu ve sonraki süreçleri konuşmuş olduk. Benim yine kendi üzerime alındığım bugünkü bu söyleşten akletmeye devam edelim inşallah.